Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ısı, sıcaklık ve iç enerji. İç enerji maddelerin ortak özelliklerinden biri de tanecikli yapıdır. Bir maddenin katı halde iken tanecikte titreşim hareketi yapar. Maddeye ısı verilirse titreşimi artar. Bir madde sıvı haldeyken tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar. Bir madde gaz haldeyken tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla taneciklerin bu şekilde sahip olduğu toplam enerji arkadaşlar iç enerji diyoruz. Maddenin iç enerjisi diyoruz. Bir maddenin tanecikleri sürekli bir harekete sahiptir. Bu taneciklerin sahip olduğu toplam enerji iç enerji diyoruz. Bir maddeye ısı verirse maddenin iç enerjisi artar. Bir madde çevresine ısı verirse maddenin iç enerjisi azalır diyoruz arkadaşlar. Şimdi sıcaklık tanımına bakalım. Bir maddenin moleküllerin ortalama kinetik enerjinin göstergesine sıcaklık denir. Sıcaklık T harfi ile gösterilir ve birimi Kelvin'dir. Bunun yanında Celsius ve Fahrenheit birimleri de kullanılıyor arkadaşlar. Sıcaklık termometre ile ölçülür. İçinde tebeşir tozu bulunan su ısıtıldığında tebeşir tozunun hareketin arttığı görülür. Sıcaklık madde taneciği başına düşen ortalama kinetik enerjinin bir ölçüsü olduğundan su moleküllerinin sıcaklığı artmıştır diyoruz. Bir madde ısıtılırsa moleküllerin enerjisi artar ve moleküller daha çok titreşir. Bu durumda maddenin sıcaklığı da artmış olur diyoruz. Demek ki iç enerji madde oluşturan taneciklerin sahip olduğu toplam titreşim hareketleri sonucunda sahip olduğu toplam enerjiye. Sıcaklık ise madde oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjinin ölçüsüdür diyoruz arkadaşlar. Isı enerjisi sıcaklık ve iç enerjiden farklıdır. Genelde karıştırılır. Sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerji miktarına ısı diyoruz arkadaşlar. Isı enerjisi Q harfi ile gösterilir. Birimi kalori ya da jüldür. Isı enerjisi kalorimetre kabı yardımıyla hesaplanır arkadaşlar. Isı enerjisi ölçülemez. Sıcaklığı büyük olan maddeden küçük olan maddeye doğrudan aktarılır arkadaşlar. Görüldüğü gibi mesela sıcak olan X maddesi ile soğuk olan Y maddesi tanecilerin titreşimi ile gösterilmiş. Sıcak olan X maddesinden soğuk olan Y maddesine doğru ısı enerjisi aktarılıyor ve cisimler ısı dengeye ulaşana kadar bu aktarım devam eder. Bir sistemin ısısı kavramının bir anlamı yoktur arkadaşlar. Fakat sıcaklık farkları nedeniyle bir enerji transferi söz konusu olduğundan ısıdan söz edilir. Şekildeki çayın ısısı diye bir kavram yoktur. Fakat çayın iç enerjisinden söz edebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisi iç enerji değişimine eşittir deriz arkadaşlar. Demirden yapılmış eşit kütleli KaLe levhalarının moleküllerin titreşimini gösteren model şekilde gibidir. Bu cisimlerin sıcaklıkları, iç enerjileri ve ısıları için de söylenebilir. Isılar hakkında yorum yapılamıyordu tek başına. Dolayısıyla maddenin moleküllerinin taneciklerin titreşimi gösterilmiş. L'deki titreşimler daha fazla olduğu için L'nin demek ki sıcaklığı daha fazladır deriz. İç enerjisi de aynı şekilde sıcaklığı fazla olduğu için L'nin iç enerjisi de K'ya göre daha büyüktür deriz. Şekildeki kare bardaklarına eşit kütlede sırasıyla 80 ve 40 santigrat derece sıcaklığında su vardır. Isı alışverişi yalnız bu sular arasında olduğu varsayıldığına göre K'nin ısı enerjisi L'ninkinden büyüktür. Tek başına ısı kavramından bahsedemiyorduk. Birinci yargı yanlış. K'nin iç enerjisi L'ninkinden büyük. Sıcaklığı fazla olduğu için daha büyüktür. Doğru. Yeterince beklenirse K'den L'ye ısı enerjisi geçişi olacaktır. Üçüncü yargı da doğrudur diyoruz. Şimdi termometre çeşitleri ve sıcaklık birimlerine bakalım arkadaşlar. Sıcaklığı ölçen aletlere termometre denildiğini öğrenmiştik. Değişik sıcaklık değerini ölçebilmek için katı, metal çifti, sıvılı ve gazlı termometre olmak üzere 3 çeşit termometre vardır. Katılı termometre yapılarında sıvı olmadığından sıvılı termometrin elverişli olmadığı durumlarda rahatlıkla kullanılırlar. Genelde genellikle çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılırlar arkadaşlar. Çalışma ilkeleri maddelerin sıcaklıkta genleşme özelliğine dayanır. Dijital termometreler sıvılı ve katı termometrelerin kullanıldığı her yerde kullanılabilir. Hem düşük hem de yüksek sıcaklıkları ölçebilen türleri vardır. Yapılarındaki sıcaklık algılayıcı sensörler ısının maddeden yarattığı elektriksel olaylara bağlı olarak sıcaklığı ölçer. Dijital termometreden bir diğeri de lazerli termometrelerdir. Bu termometreler hedefe yolladığı kızılötesi ışınların
yansımasını algılayarak sıcaklığı ölçer arkadaşlar. Yüksek sıcakları ve düşük sıcakları ölçmek için lazerli termometreler kullanıyoruz arkadaşlar. Sıvılı termometreler çalışma ilkeleri sıvıların genleşme özelliğine dayanır. Genellikle orta düzeydeki sıcakları ölçmek için kullanılır arkadaşlar. Sıvılı bir termometrin ölçebileceği sıcaklık değeri içindeki sıvının hal değiştirme sıcaklığı arasındaki değerlerdir. Örneğin cıva -38,9 santigrat derecede donar, 357 santigrat derecede kaynar. Bu durumda cıvalı termometre ile -40 santigrat derece sıcaklık değeri ve 360 santigrat derece sıcaklık değeri ölçülemez. Sıvılı termometreler suyun donma ve kaynama sıcaklıkları esas alınarak ölçeklendirilir arkadaşlar. Sıvılı bir termometre ölçeklendirilirken termometre su buz karışımına konularak içindeki sıvı düzeyi işaretlenir. Daha sonra bu termometre kaynar suyun içine konularak sıvı seviyesi tekrar işaretlenir. İşaretlenen bu noktalar arası ölçeklendirilir. Daha sonra herhangi bir sıcaklık değerinde termometrenin içindeki sıvı düzeyi okunarak sıcaklık ölçülmüş olur. Bir termometrenin ölçebildiği en küçük sıcaklık değişimi değerini termometrenin duyarlılığıdır. Bir termometrenin duyarlı bölme sayısı ile ilgilidir ve bölme sayısı ise sıvının cinsine, sıvının miktarına, içindeki sıvının yükseldiği kılcal borunun kalınlığına, kılcal borunun genleşme kat sayısına gibi özelliklere bağlıdır. Şimdi burada termometre arkadaşlar, sıvı termometre, şurada bir haznemiz var. Dolayısıyla bu hazne içerisinde sıvımız var. Ortamın sıcaklığı arttığı zaman bu hazne içerisindeki sıvı seviyesi yukarı doğru çıkar ve bu sıvı seviyesinin durduğu noktada ölçeklendirilmiş, bu boruda, kılcal boruda ölçeklendirilmiş termometremizin hangi sıcaklık değerine karşılık geliyorsa o sıcaklık değeri bize ortamın sıcaklığını verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki bölme sayısının fazla olması termometrenin duyarlılığını artırır. Bu kılcal borunun arkadaşlar dar olması duyarlılığını yine artırır. Bu hazne kısmında bulunan sıvının genleşme kat sayısının büyük olması yine duyarlılığını artıracaktır arkadaşlar. Bu gibi etkenlere bağlıdır diyoruz. Gazlı termometre, bu termometreler ısınan gazın basıncının artması olayına göre çalışır. Genelde çok düşük sıvıların donduğu sıcaklık değerini ölçmek için kullanırlar. Metal küre biçimli gaz haznesi sıcaklığı ölçülecek ortama sokulur. Gazın basınç artışı sıcaklığa çevrilmiş olarak göstergeden okunur arkadaşlar. Bu termometre ile çok daha hassas ölçümler yapılabilir. Bundan dolayı laboratuvarda genel olarak gazlı termometre kullanılır. Sıcaklık birimlerine baktığımız zaman sıcaklığın uluslararası birimi Kelvin'dir. Bunun yanında Fahrenheit ve Celsius birimleri de kullanılır. Bir basıncın sıcaklığa bağlı olarak değişim grafiği verilmiş. Burada iki tane gaz düşünülmüş. Isıtan ya da soğuturan bir gazın basınç sıcaklık grafiği şekilde gibidir. Bu grafikler eksi değerlere uzatıldığında -273,15 santigrat derece sıcaklıkta grafiklerin kesiştiği bu sıcaklık değerinde basıncın aynı zamanda hacmin sıfır olduğu görülür. İşte buraya biz mutlak sıcaklık diyoruz arkadaşlar. Mutlak sıfır diyoruz. Mutlak sıfır ısıtılan bu şekildeki gazların arkadaşlar kesiştiği nokta değeri eksi değerimiz. Eksi değerimizin burada birden fazla gaz olabilir, fark etmez. Bunların hepsinin kesiştiği nokta -273,15 santigrat derecedir. Buraya işte mutlak sıcaklık, mutlak sıfır noktası diyoruz. Bu durumda arkadaşlar basınç değerimiz sıfırdır. Aynı zamanda hacmi de sıfırdır arkadaşlar gazların. O halde -273,15 santigrat derece sıcaklık değerine hiçbir zaman ulaşılamaz. -273,15 santigrat derece sıcaklık değerine mutlak sıfır noktası denir. Mutlak sıfır noktası sıfır Kelvin olarak alınmıştır. Ve bu sıcaklık değerinin altında bir sıcaklık değeri olamaz. -273 santigrat derece sıcaklık değeri sıfır Kelvin'e eşit olduğundan Kelvin ve derece Celsius sıcaklık birimleri arasındaki eşitlik Kelvin eşittir Celsius derece artı 273 diyoruz. Bunu da şöyle ifade ederiz. Mesela diyelim ki benim ortamın sıcaklığı 27 santigrat derece. 27 santigrat derece ise 273 ile topladığım zaman Kelvin cinsinden bulmuş oluyorum. Yani 27 santigrat derece ne olmuş oluyor? 300 Kelvin olmuş olur arkadaşlar. Bir cisim sıcaklığı 37 santigrat derece. Bu sıcaklık değeri kaç Kelvin'dir? 37 santigrat derece 273'ü toplarsak 310 Kelvin olarak bulmuş oluruz.
Sıcaklığı 10 santigrat derece olan bir cisim ısıtarak sıcaklığı 2 katına çıkartıyor. Son durumda cismin sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Arkadaşlar burada 10 santigrat sıcaklık değerinin 2 katı 20 santigrat derece değildir. Buna dikkat ediyoruz. Çünkü sıcaklık değerimiz uluslararası bilim sisteminde Kelvin'dir. Dolayısıyla 10 santigrat derece Kelvin'e çeviriyoruz. 283 Kelvin. Cismin sıcaklığı 2 katına çıkarılırsa sıcaklığı 283 çarpı 2'den 566 Kelvin. Bu değer tekrardan Celsius dereceye dönüştürülürse 566'dan 273'ü çıkardığımız zaman 293 Kelvin olacaktır. XYZ cisminin sıcaklığı değişik termometrelere sırasıyla eksi 10 Kelvin, eksi 10 santigrat derece 100 Kelvin olarak ölçülmüştür. Bu ölçümlerden hangileri kesinlikle hatalıdır? 0 Kelvin bizim mutlak sıcaklık. 0 Kelvin altındaki değerlerde sıcaklık ölçülemez arkadaşlar. Ulaşılamaz. Dolayısıyla eksi 10 Kelvin değerimize ulaşamayız. Eksi 10 santigrat derece eksi 273'e kadar ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla eksi 10 santigrat dereceye ulaşabiliriz. 100 Kelvin'e ulaşabiliriz. Yani cevabımız yalnız X diyeceğiz. Celsius termometrinde suyun donma sıcaklığı 0, kaynama sıcaklığı 100 olarak alınır. Fahrenheit'ta 32'ye 212, Kelvin'de de 273'e 373 olarak alırız arkadaşlar. Mutlak sıfır noktasında ise mesela mutlak sıfır noktasında şöyle bir durum vardır. 0 Kelvin eşittir eksi 273 santigrat derece, o da eşittir 459 Fahrenheit derecedir arkadaşlar. Eksi 459 Fahrenheit derecedir. Bunlar bizim mutlak sıfır noktalarımızdır. 1 santigrat sıcaklık değeri Kelvin ölçekli termometrede 1 Kelvin değerine, Fahrenheit ölçekli termometrede 1,8 Fahrenheit değerine eşittir. Bu durumda Celsius ve Kelvin termometrenin duyarlılıkları eşittir. Çünkü bölme sayıları eşit. Celsius'ta toplam bölme sayısı 100. Fahrenheit'te bölme sayısı 180. Kelvin'de bölme sayısı 100. Termometrenin duyarlılığından bahsetmiştik. Bölme sayısı artarsa duyarlılık artıyordu. Dolayısıyla Fahrenheit termometre için bölme sayısı daha fazla olduğu için duyarlılığı daha fazladır diyoruz. 25 santigrat derece sıcaklık değeri kaç Fahrenheit derecedir? Şimdi arkadaşlar mesela bu tarz sorularda da şöyle yapacaksınız. Öncelikle Celsius termometresinin değerlerini yazıyoruz. Yüze 0. Sonra Fahrenheit ölçekli termometrenin değerlerini yazıyoruz. 212'ye 32. Şimdi benim ölçeklendirilmiş olan termometrim Celsius'te 25 santigrat dereceyi gösterirken Fahrenheit'ta nedir? Bunu bulmaya çalışacağız. Buradaki bölme sayısı 25 birim arttığına göre burası Celsius'ta 25 birim artarken Fahrenheit'te her bir birimlik artış 1,8 olduğu için 25 çarpı 1,8 diyoruz. Dolayısıyla burası 45 olur. Demek ki Fahrenheit'te 45 birim artacak. 32'den başladığım için 45 artırırsam o halde 25 santigrat derece kaç Fahrenheit olmuş oluyor? Fahrenheit cinsinden 25 artı pardon 32 artı 45 diyoruz. 32 ile 45'i topladığımız zaman 77 Fahrenheit derece olmuş oluyor arkadaşlar. Demek ki 25 santigrat derece 77 Fahrenheit derecedir diyoruz. Evet, şimdi öz ısı ve ısı sıvısından bahsedelim. Şekildeki KL kapları eşit miktar ısıtıldığında K kabındaki suyun sıcaklığı L kabındaki suyun sıcaklığından daha çok artar. Çünkü K kabındaki birim molekül başına düşen ısı enerjisi daha büyüktür arkadaşlar. Yani K kabının sıcaklığını artırmak daha kolaydır. Çünkü miktarı daha azdır. Şekildeki KL kaplarındaki sıvılara eşit miktar ısı enerjisi verildiğinde sıvıların sıcaklık artışları eşit olmaz. Çünkü sıvıların türleri farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla şekildeki sıvı ısıtıldığında sıcaklığı artar. Verilen ısı sıcaklık değişimi grafiği şekilde gibi olur. Bu değerler arasındaki matematiksel bağıntı ise arkadaşlar şöyle olur. Q eşittir ısımız M kütle C öz ısı delta T sıcaklık değişimi ve birimleri de bu şekilde verilmiştir arkadaşlar. Sıcaklık verilen ısı bir sıvı maddeye ya da katı maddeye verilmesi ısı enerjisi verildiği zaman sıcaklığa bağlı olarak değişim grafiği bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Öz ısı 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece değiştiren sıcaklık
değerine bir kalori denir. Bir maddenin birim gramının kütlesinin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli ısı enerjisine o maddenin öz ısı, ısınması ya da özgül ısı deniyoruz. Öz ısı maddeler için ayırıcı bir özelliktir. Bazı maddenin öz ısılarını yaklaşık olarak gösteren çizelge aşağıda gibidir. Burada kalori bölü gram santigrat derece olarak alırız genelde. Çünkü burada dikkat edecek olursanız kalori bölü gram santigrat derece aldığımızda 1 ama jül bölü gram santigrat derece olarak alırsak 4,18 oluyor. Dolayısıyla kalori bölü gram santigrat derece almak daha kolaydır matematiksel işlemleri yapmak açısından. Bir maddenin kütlesi ile öz ısının çarpımını ısı sıvası arkadaşlar aynı zamanda ısı kapasitesi deniyor. Isı sıvası genelde büyük C harfiyle gösterilir arkadaşlar. Bakın bir maddenin sıcaklığına bağlı olarak ısı enerjisi verilmiş. Isı enerjisi verildiği zaman sıcaklığını verilen ısı enerjisine bağlı olarak değişimi tablo grafiği gibidir. Grafikteki şekilde grafiğin eğimi bize arkadaşlar bakın neyi biliyor buradaki eğim tanjant alfa diyoruz. Dolayısıyla ısı enerji değişiminin sıcaklık değişimine oranı bize ısı sıvasını verir. Isı sıvası arkadaşlar madde miktarına bağlıdır. Öz ısısı yukarıda görüldüğü gibi arkadaşlar neye bağlıdır? Maddenin cinsine bağlıdır, türüne bağlıdır. Öz ısısı ve aynı zamanda ısı sıvası büyük olan maddeler geç ısınır, geç soğur. Öz ısısı ve ısı sıvası küçük olan maddeler ise erken ısınır, erken soğur diyoruz arkadaşlar. Kütleleri sırasıyla 3M ve M olan KL cisimleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklık zaman grafikleri şekilde gibi oluyor. K'nin öz ısısı CK, L'ninki CL olduğuna göre CK bölü yani öz ısıları oranı nedir? Isıtıcılar özdeş olduğu için zaman ekseni yerine ısı alınabilir. O halde arkadaşlar K maddesine 3T zaman içerisinde yani 3Q kadar ısı enerjisi vermişim. L maddesine 2T zaman içerisinde 2Q kadar ısı enerjisi vermişim. Q eşittir mc delta t olduğuna göre K'nınkini yazdık. 3m çarpı ck çarpı t sıcaklık değişimi. L'ninkini yazdığımız zaman m çarpı cl çarpı 2t sıcaklık değişimi. Çünkü t'den başlayıp 3t'ye ulaşmış. Dolayısıyla sıcaklık değişimi 2t diyoruz. K'nın sıcaklık değişimi de sıfırdan t'ye çıktığına göre sıcaklık değişimi t diyoruz. Bunları oranladığımız zaman oran 1 geliyor arkadaşlar. Çekirdeği kaplarda sırasıyla M, M2, M kütlede ve eşit sıcaklıkta su vardır. Bu kaplara sırasıyla Q, 2Q, 2Q kadar ısı enerjisi veriliyor. Buna göre son durumdan kaplardaki suların sıcaklıkları TK, TL, TM arasındaki ilişki nedir arkadaşlar? Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Burada birinci kabımıza biz bunların başlangıçtaki sıcaklıkları eşit. Dolayısıyla sıcaklık değişimlerine bakacağız. Sıcaklık değişimi delta T eşittir Q bölü M çarpı C'dir. Arkadaşlar bunlar aynı miktarda yani eşit kütlede su var. Cinsleri aynı. Cinsleri aynı olduğu için mesela bu K kabına ne kadar sıcak değişimi bulalım. Q bölü M çarpı C diyorum. L'ninkine baktığımız zaman 2Q bölü M çarpı C diyorum. M2'ne baktığımız zaman 2Q bölü 2M çarpı C diyorum arkadaşlar. İkiler gitti burada. Görüldüğü gibi L'deki sıcaklık değişimi daha fazla. 2Q bölü MC. Diğer K ve M'de kaplarındaki sıcaklık değişimleri Q bölü MC olduğu için eşittir diyoruz. O halde L büyüktür arkadaşlar. K eşittir M diyeceğiz. Bu şekilde yorumluyoruz. Yine KLM maddelerine ait arkadaşlar. Isı, kütle ve sıcaklık değişimleri değerleri çizelgede verilmiştir. Bu maddelerin hangi ikisi aynı türdendir diyor bize arkadaşlar. Burada öz ısı maddeler için ayırıcı özelliktir. O halde Q eşittir mc delta t olduğuna göre c'yi çekiyoruz. C Q çarpı Q bölü m çarpı delta t'dir. Yani biz burada tablodaki değerlerde Q'nun m çarpı t'ye oranına bakıyoruz. Q bölü m çarpı t oranı burada baktığımız zaman Q'nun mt'ye oranı, burada Q'nun 2mt'ye oranı, burada 2Q'nun 2mt'ye oranı, burada 2Q'nun 8mt'ye oranı. İncelediğimiz zaman hangi ikisi aynı tür olabilir diyorsa bize öz ısıları yani bu Q bölü mt oranları hangisi eşitse bu iki madde birbirine eşittir ve burada
Gerekli matematiksel işlemleri yaptığımız zaman K ve M'nin Q bölü MT oranlarının eşit olduğu görülüyor. O halde K ve M aynı türden maddelerdir diyoruz arkadaşlar.